Esenyurt özelinde değil. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz, benim de çok sevdiğim abim Ferhat Çakıroğlu bugün vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Cidden üzüntülüyüm. Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Bizler için de beklenmedik sürpriz bir ölüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yine burada şuna değinmek lazım ki bugün hukukçu bir meslektaşımız gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi attığı bir tweet. Attığı tweet ve sonra polislerin arasında yaptığı bir savunma var. Türkiye laiktir, laik kalacak. Hı hı. Arkadaşlar laiklik İslamofobik söylemlerin zırhı değildir. Laiklik dini değerlere küfür edebilme özgürlüğü hiç değildir. Laiklik aynı zamanda din vicdan hürriyetinin de teminatıdır. Yani bu öfkeli, şuursuz söylemler, bu nefret söylemlerinden bu toplum çok yoruldu artık. Bir tarafta İslamofobik yaklaşımlarına laikliği, bir taraftan İslamofobik yaklaşımlarına kurucu liderimizi perde yapmaya çalışan anlayıştan da toplum çok yoruldu. Herkes biraz söylemlerine dikkat etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Hele ki Türkiye laiktir, laik kalacak diye bir sloganı o tweetin üzerine atamazsınız. Bu laik düzene de açıkça aykırıdır. Laik düzenin de Türkiye'de tartışmaya açılmasına sebebiyet verecek ucuz bir popülizmdir. Hı hı. Diğer taraftan şimdi tartışmaları izliyorum. Esenyurt'ta gösterilen aday klasik bir CHP profili midir? CHP hangi yere bu kadar değişmiştir? CHP'nin değil mi, adayının Atatürkçü, devletçi, halkçı olmasını bekleriz. Demliler niye coşkuyla karşılamışlardır Esenyurt'ta? Bu sorunun cevabını verecektir. Demliler coşkuyla örneğin ortada bir fil öyle var. Oldu mu bilmiyorum. Ben evet evet mi? Bakın şimdi girin sosyal medyaya nasıl coşkuyla karşılandığını görün. Veya kimlerin devlet kurma hakkı vardır diye bir söylemi var. Bu ilgili kişinin. Ya klasik bir dem profili. Atatürkçü, devletçi, halkçı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin profiliyle alakası var mıdır? Ve orada yaşayan devletçi, Atatürkçü damarı olan insanlar bu kişiye oy vermeyeceklerdir. Kaldı ki benim Kars'ta hemşerilerim de orada oy vermeyeceklerdir. Çok net. Hı hı. Diğer taraftan da Faruk Aksoy. Ortada bir fil var. Israrla halka yapıp o fili göstermemeye çalışıyorsunuz. Ama millet o ortadaki fili de görüyor. Etrafında halka yapıp perde olmaya çalışanları da görüyor. Örneğin konu şu değil. Sana anlatayım belediyecilikte nasıl oluyor bu işler. Esenyurt verildi. Dem aday çıkardığında en çok sevilenlerden biriyim ben. Çünkü ben DEM'i yasal olmakla meşru bir parti görmüyorum. Yasal olma sebebi de Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa 68-69'da belirtilen açık hükümlere rağmen bu partiyi kapatma noktasında gösterdiği tereddüt. Tartışma konumuz bu değil. Ama DEM aday çıkardığında şu yüzden seviniyorum ben. Bir aday avantaj yakaladı veya yakalanmadı değil. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini terörün siyasi uzantılarıyla yan yana görmek istemediğim için seviniyorum. Ve geçen program dedim ki kimmiş ya? Başak Demirtaş da benim için meşru bir siyasi aktör değil. Sen söyledin dedim, evet. Seni katmadım. Umarım ki dedim, bir oy dahi alamaz. Bunu alır istediğin yere çekersin. Doğru mu? Bir aday için avantaj da olabilir bu. Beni ilgilendirmiyor ki bu. Ekrem İmamoğlu benim için meşru bir aktör. Çok ağır eleştirsem de Murat Kurum Bey benim oy vereceğim bir siyasi aktör. İçim sine sine. Çocuklarımın geleceği için. Göçük altında kalmamak için. Ama bunlar ayrı tartışmalar. Lütfen bir belediyecilikte Esenyurt verildiyse örneğin Kandil kent konseyi anlaşması dedikten sonra kent uzlaşısı diye bir anlaşma ortaya çıkıyor ise insanlar bu soruları sorarlar Faruk Aksoy. Senin görevin de bu zımni anlaşmayı perdelemek değil. Değil, yapmamalısın. Örneğin senin görevin benim görevim yok ki. Devletten yana, cumhuriyetten yana, kurucu değerlerden yana taraf olmaktır. Senin görevin hiç bir belediye başkanının âli menfaatlerine hizmet etmek değildir. O konuları hiç tartışmayalım. Yani, devletten yana, Kartaca yana yıkılmalıdır. Kartaca yıkılmalıdır. Kanaatim odur ki Kartaca yıkılmalıdır. Yani Faruk Aksoy her geldiği programda bir saplantıyı ifade ediyorsun. Ey. Bir saplantıyı ifade ediyorsun. Ya, ve şöyle, bunun için dönmesin. Her yolu mübah görenleri de öyle değil. Her yolu mübah görenlerin de perdesi ya, görevi görmek. Şey yapma bunu. Örneğin şunu eleştireceksin. Hülya'cığım çok özür dilerim. Cümlemi tamamlıyorum. Tabii sen de. Örneğin ne diyet veriliyor? Dedin ya yok Sayaş'tan okurken teröristler gelecek dedi. Öyle denildi ya. Bakın belediyecilikte neler oluyor biliyor musunuz? Neler oluyor? İşyeri ruhsatları dağıtılırken belirli bölgelerin kimlere peşkeş çekildiği,
oraların nasıl terörün finansmanı haline geldiğini bunları çok iyi biliyor olmana rağmen, çok iyi biliyor olmana rağmen hiçbir tehdit yokmuş gibi davranmayın. Lütfen sizden ricam, bizim polisimiz, İstanbul'lu, sizden ricam. Sizden ricam. Yok mu? Sizden ricam. İşte sizden ricam. Ortada. Sizden ricam. İBB'ye operasyon yapıldı. İşine gelmeyen işlerde. Sen İBB'ye operasyon yapılırken evet. Diyader iddianamesinde, Ekrem Bey'le yapılan işe alım pazarlıkları o iddianameydi. Ama sen bunları görmezsin. Hayır, niçin çünkü görmeyeyim? Sen demin bölücü neden faaliyetlerini görmeyeyim? De görmeme üzerine hayır, kurgulamışsın mahkeme, kendini. Mahkeme karar versin. Senin tek bir işin var. Mahkeme karar versin. Seni ben 3 programdır, 4 programdır tanıyamıyorum. Sen bir CHP çelengine itildi, katıldı diye. Öyle, sen öyle bir şehidine sahip çıkan aziz milleti suçladın bu ekranlarda. Artık ya bunu öyle yapma. Bir şey olmuyor. Yapma. Öyle bir yapma. Şey olmuyor. Bak ince işçilik yapmayın. Seçim üstü bütün ince işçilik yapmayın. Ya bunlar yanlış şeyler. Kazanabiliyorsa Ekrem İmamoğlu kazansın. Kazansın bana ne? CHP bütün belediyeleri kazansın. Konumuz bu ama değil. Bunu yaparken Allah aşkına burada görücülerin söylemlerine alan açmayın. İlkeli açmayın. Bu devlet bizim devletimiz. Yapmayın. Ne öyle bir dünya yok. İnce işçilik de hiç yapmayın. Serkan rica ediyorum. Çok mesaj alıyorum Hatay ile ilgili. Bir de mevzu şuna dönmesin ne olur. Kim vatanını daha çok seviyor? Hayır Hülya'cığım bu çok kim vatanını seviyor meselesi değil benim konuşmam hani, lütfen. Tamam. Hayır hayır yok. Hayır, yapmayın bunu. Yok o ben değil. Ben vatanımı siz hepiniz benden daha çok sevin. Benim yani, öyle bir iddiam yok. Hanım, hatta benim iddiam herkesin benden daha çok sevmesi.